5 numarayla devam ediyoruz. Demet Akalın Tuğba Ünsal'ın kıyafetiyle dalga geçmiş. İşte çok pahalı diye yorumlar yapıldı o kıyafete. G ile başlayan marka genellikle Demet'in üzerinde görmeye alıştığımız Gördüğünüz marka. artık Ve şey bilir kişi yapışan. olarak da diyor ki o eski sezon elbise o diyor. Aa, öyle mi diyor? Öyle diyor. Tuğba da açıklama yapıyor. İzleyin bakalım. Sevgisi. Senin birkaç kere giydiğin kıyafetlerin var mı? Tabii var. Benim de var. Benim şu an jenerikte izlediğiniz kırmızı bir elbisem var. Onu ben geçen sezon giymiştim. Yine giydim. Giyilmez mi ya? Tabii ki giyilir. Yani bütün parayı kıyafete bayılacağız diye bir şey yok bu Veya arada. bir kere giyeceğiz, atacağız diye veya birisine vereceğiz veya başka bir şey. Yani ne gereği var? Yani bir kere mi giyilir bir elbise? Çok Ece, bir saçma. şey soracağım ama ya yani, şimdi ben herhalde dünyanın en mütevazi insanlarından bir tanesiyim diyor. Yani parayla, pulla, şanla, şöhretle işim yoktur ama şu görüntüde de ben bu kıyafeti ezbere biliyorum. Yani Hangisini? Tuğba'nın kıyafeti. Tuban giydi. Ben Kaç bilmiyorum. sezon eskiden olduğunu biliyorum. Olsun. Evet, olsun. Orada hani bir özel bir çekime gidildiyse ya da bu kıyafetle alakalı herhangi bir şey varsa bu olmamış. Bunun için Tuğba'ya yorum yapar mıyım? Asla. Ama kendi içimden şunu geçiririm. Keşke başka bir şey giyseydi. Düz bir elbise giyseydi. Bu kadar marka marka kokan bir elbise giymeseydi. Hiç aynı fikirde değilim. Gerçekten ben biraz Çok bunu eski sezon sırıttığını olsun. düşündüm. Çok eski sezon olsun. Güzelse, yakışıyorsa ki gittiği yer Kapadokya. Kapadokya'yı da çok güzel o renkler bence. Ya evet, Giden ama çok renkler. eskidi bu model Ne ya. olacak? Ben ilk defa gördüm. Artık ben Demet Herkes o markayı Akalın'dan... bilmek zorunda değil ya Cambali. Ama ben artık Ben o biliyorum markayı... markayı ama o elbiseyi hiç görmedim. Gerçekten görmedin mi? Yemin ediyorum ilk kez görüyorum. Şöyle Çok da söyleyeyim. beğendim. Demet Akalın'da da gördüm. Sanırım Gülşah'ta da gördüm. O markayı da çok gördüm. Çok fır 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 fır, böyle çok tarzım değil ama çok bildiğim renkleri, çok artık ezbere bildiğim. Hatta Demet Akalın klibinde falan da giydi bunu. Yani Hiç hatırlamıyorum. bayağı da eski de bir model. Bunun için Tuğba'ya yorum yapmam. Ama içimden şöyle geçiriyorum. Keşke bunu giymeseydi derim yani. Ne yapmış Demet Akalın Demet yorum? Akalın'ın yorumu yine maddi olmuş. Ben görsel olarak bu kadar hani eski, daha doğrusu model olarak eskimiş bir şey giymesini istemezken Demet Akalın demiş ki ama bunun zaten anca olsa fiyatı 4.000 lira olmuştur. 4.000 lira bugün asgari ücretin kaç tane asgari ücreti tekabül ediyor bilmek lazım tabii. Evet, gülen surat koymuş. Tuğba da cevap veriyor. Ne Kaya'nın kadar önemli yazısını bir fiyat. verebilir miyiz acaba? Hazırsa yoksa biz de okuyabiliriz. Buyurun. Tüketim ve alışveriş çılgınlığının en yaygın olduğu sektörlerin arasında moda bulunmakta. Bunun yanı sıra sürekli ve hızlı değişimin getirdiği hızlı tüketimle çevreye en çok zarar veren ve global su kirliliğine sebep olan en büyük sektörlerden biri de moda. Moda, petrolden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci endüstri. Demem o ki çocuklarımızın daha temiz bir dünya için, bırakabilmek için, eski yeni sezon gibi ayrımlarla değil, mümkün mertebe zamansız mekansız şekillerde birden çok kere giymeliyiz. Sosyal medyayı iyi kullanan duyarlı sanatçılar olarak bunun farkında olmalıyız. Demet buna ne yanıt veriyor? Ya ne var bunda? Ben 30 kere giyiyorum. Çocuklara örnek olmaya nasıl bağlandı? Hem de örnek olmaya eyvah eyvah diye bir yanıt veriyor. Yani şey, kıyafetlerimizi tüketim açısından çocuklarımıza tabii ki, mesela ben şimdi bir kız evladım olsa benim kıyafetlerimi bir daha giymediğimi mi görse o da giymez. Böyle örnek olabilirsin aslında, bunu çok absürt bir şeyden bahsetmiyor Tuğba ama konu o değil yani. Yani tabii ki giyebilirsin, 30 kere de giyebilirsin ama o çekimde daha bilinmeyen bir elbise giyebilirdin Tuğba. Enteresan kıyafetlerin var. Ama işte sen biliyorsun, ben bilmiyorum ve çok hoşuma gitti mesela. Çok Gerçekten farklı bu elbise düşün. tanımadın mı? Yemin ediyorum bilmiyorum ya. Ben markaların elbisesi tak 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 şu an yani ezbere bildiğim çok az vardır. Hatta şöyle söyleyeyim, Bir takının görürüm şurasına beğenirim. kocaman siyah bir Bir de kemerle herkes bunu. farklı taşır hayat. Tuğba Aha. da çok güzel durmuştur, başkasına kötü durmuştur. Ve ben şu an Tuğba'da beğendim Evet, mesela. zaten güzel ama ben Demet Akalın'a da katılmıyorum. Tuğba'yı da biraz şey buldum yani bu konuyla alakalı. Ortadayım diyorsun. Ortadayım. Bu konuyla ortadayım. Ben giymezdim. Tek renk bir şey giyerdim ya da işte çok renkli başka bir marka. Marka da giymem ya. Bu arada Demet Akalın da marka konusunda kendini bilir kişi sanıyor. Hani Türkiye'nin sadece tek marka giyinen kişisi o. Sezona o karar verir. İnsanlar ne giyeceğine o karar verir. Hayır, benim kastettiğim eleştiri bu değil. Demet Akalın da kendini marka konusunda ordinaryus sanıyor. Hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri, yani böyle en nefret ettiğim demeyeyim de hoşlaşmadığım şeylerden bir tanesi markanın adının her yerde yazması. Demet. Ya çok F harfini artık gözümüze çok soktu. sonradan görme, çok yani çok kötü gözüküyor bence. Bir markanın bir markada Dokusundan giyiyorsan tanıyorsun zaten. ya evet Eğer veya bir gerçekten. tane harf orada bir şey yazsın, G yazsın.
D yazsın bir şey. DG yazsın. Yani bu değil, anladın mı? Tabii canım. Bu ne ha? Her yerde reklam panosu gibi. O markanın bana para vermesi lazım ha. Ben onu giymem Ben onu için. merak ediyorum. Bana para verecek o marka. Ben ondan sonra logo ile gezeyim sizin karşınıza. Böyle saçma sapan bir Şunu şey merak bence. ediyorum. Kliplerinde o çok yazıların olduğu şeylere giyiyor ya. Biz televizyonda nasıl veriyoruz onları? Yani gerçekten çok merak ediyorum. Türkiye'de satışı olan çünkü markalar bunlar. Yani öyle markalar var ki. Bizim para almamız lazım ha. Biz Ya. markanın reklamını biz yapıyoruz. Evet Bizim yani. aracılığımızla yapılıyor o zaman. Ya da markaya mı para veriliyor belli değil yani, ne oluyor Evet, orada. enteresan. Ben o kadar markaya takılmayayım ama çok bilindik bir kıyafet bu tarz muazzam bir görselle olmamış. Ben sadece o kadar söyleyebilirim. Evet, bu arada Tuğba Ünsal biliyorsunuz kök hücre yaptırdı. Ve kök hücre bir estetik değil. Arkadan işte kulak arkasından kıkırdaktan doku alınıyor. O doku incelemeye alınıyor. Sonrasında Yüzüne bir mi? şırıngayla evet yüzüne enjekte ediliyor. 2 ay sonra da cildin o 18-19 yaşındaki duruluğa, tazeliğe Kesin geliyor mu? oluyor. Bakalım göreceğiz. Tuğba yaptırdı diye, çünkü ben de yaptırdım. 2 ay sonra göreceğiz kök hücre diye bir şey Çocukluk haline bahsedeceğiz. dönecek Ece yaptırmış. Evet, çocuk çalıştıracaksınız yayında ona Çocuk göre. işçi. Hadi devam ediyoruz. Edelim mi? Tabii Eyvah. edebiliriz ama Caner'le Geldik. ilgili bir durum vardı. Onu çok şey değil. Onu sonra konuşuruz. Hangisi? Sevgilisi var diye Caner. Ha, Caner, evet, 4 numaraya Sonra geçtik. konuşuruz. Şeye gidelim. Sonra